Evden çalışmaya yeniden mesai, evden mesai e, aslında giderek artıyor. Daha önce de vardı ama koronavirüsle birlikte bir hayli yaygınlaştı. Peki iş yerinde tüketilen çay, kahve, harcanan elektrik, hatta mobilya, bilgisayarların e, amortismanı, eskime masrafı ne olacak? Hollanda Aile Finansmanı Kurumu'na göre bu masrafları patron ödemeli. Peki bizde durum nasıl? Çalışanlar bu konuda ne düşünüyor? İşverenler ne söylüyor? Mikrofonu onlara uzattık. Evde çok çalıştık yani. Zaten çoğunlukla evde çalıştık. İlk başlangıçlarda 2-3 ay evden çalıştım. İşçiler kendi cebinden bir nevi işverene destek oluyorlar şu evden çalışma sürecinde. Koronavirüs salgınıyla birlikte yaygınlaşan evden mesai kavramı tartışmaları da beraberinde getirdi. Full evdeydim. Evden çalıştınız. Evet. Pandemi sebebiyle ofiste çalışmaya ara verdiğiniz patronunuz işçeri artık evden yürütmenizi istiyor haliyle ofiste kullanacağınız elektrik, su ve interneti artık evde harcıyorsunuz. Aynı zamanda ofiste içeceğiniz çayı, kahveyi de artık evden tüketiyorsunuz. Peki bütün bu gider harcamalarına patronunuz destek olmalı mı? Hollanda'da aile finansmanı kurumu evden çalışanlara evdeki masraflar için günlük 2 euro ödenmesi kararı aldı. Günlük giderlerin ne olduğunu hesaplayarak işveren tarafından giderilmesi e, yerinde olacaktır. İşçiler için iyi bir durum. Yani yardımcı olmaları gerekiyor. Üstelik tek gider kalemleri bununla da bitmiyor. Kimi yeni bilgisayar aldı, kimi yeni çalışma masası. Bence karşılamalı çünkü iş, iş için yapıyor adam, iş için çalışıyor. Sonuçta patronun işini yapıyoruz evin giderlerini kullanıyoruz. Onların ödemesi gerekiyor. Tabii ki yapmalılar. Ben bir çalışan olarak bunu isterim. Patronlarsa karardan pek memnun değil. Ben de patronum ama. <laughs> Bence karşılamamalı. Hukukçulara göre çalışanlar evde fazla mesai yapıyorsa bu ücreti de işverenden talep etmeli. Ödenmesi gereken fazla çalışma ücretlerinin de hesap edilerek işveren tarafından verilmesi gerekmekte.